şampiyonlarla gidiyorum ben bu kadro için. Böyle bir ekibi ancak Kerem gibi bizi toplayabilirdi diye düşünüyorum. Abi kardeş oynamıştık burada. Sevgili oynadık. Gerçi biraz kafamız karıştı öyle ya. Mi? Evet. Alışılmışın dışında bir şey. 80'lerde geçen bir işin komedi olması. Ama tabii ki bu kadar geçmişe öykünmek de kendi içindeki dönemi anlamamaktan kaynaklanabilir diye düşünüyorum. Yani gergin biri değildi sette ilk başta. Nazlı, idare et beni. Bir de bir sahnede benim için alabilir miyiz arkadaşlar? Bu lüksümüz vardı. Yani ben hep sahnedeyim belki 10 seneye yakın bir zamandır. Buradan bin selam olsun. Centilmen güzel bir süreçti. Piyano çalmayı öğrendim birazcık rol için. Televizyonda da bazen çok daha heyecan verici şeyler çıkabiliyor. Sıcak kafanın devamı gelmeyecek diye okuduk biz Şevket Çoruk'un tweetinden. Hepimiz ya öyle öğrendik. Evet. Ölümlü Dünya ne zaman sete çıkıyor? Ona da çok sevindim. Evet, dedi. Aynı kadro. Aynı kadro. Rolden çıkamadı. Ha evet ya. Çok girmen lazım. Herkese merhabalar. Bugün Oregon filminin galasındayız. Yanımda Nazlı Bulun ve Özgür Emre Yıldırım var. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Siz? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Hemen filmle başlamak istiyorum. Oregon, Ümit Ünal ve Kerem Ayan işbirliğinde ortaya çıkan bir film. İçinde gerçekten çok iyi oyuncular var sizin gibi. Neler söylemek istersiniz? Şampiyonlarla gidiyorum ben bu kadro için. Siz nasıl geçirdiniz bu süreci? Vallahi bu aslında Kerem'in yönetmenimiz. Evet. Kerem Ayan'ın marifeti. Kerem zaten uzun zamandır hepimizin tanıdığı. Karakteriyle de çok sevdiğimiz bir insandır. Böyle bir ekibi ancak Kerem gibi bizi toplayabilirdi diye düşünüyorum. Ben de ilk duyduğumda çok heyecanlandım isimleri. Daha önce çalıştığım insanlar var aralarında. Hem teknik ekipte hem oyuncularda. Evet. Nazlı ile bizim zaten iki oluyor değil mi bu? Evet, İkinci bir filmimiz işimiz. Daha var. Birlikte Öleceğiz diye bir filmimiz vardı. Evet. Orada abi kardeş oynamıştık burada. Sevgili oynadık. Bizim için zor oldu biraz. Gerçi biraz kafamız karıştı. Öyle evet. Çok abinin de kardeş enerjisi vardı Nazlı'nın çok. O yüzden böyle biraz zor oldu. Biraz atanladınız evet. Yani. Evet. Bir de o filmin çekimleri bayağı uzun sürmüştü. O yüzden alışmıştık birbirimize kardeş olarak. Yalnız sevgili olunca böyle bir birbirimize o gözle bakamıyoruz. Çok doğru. Çok doğru. O da sanırım Mubi'de bir ara yayınlandı. Evet, şu an hala yayında. Yayınlanıyor. Harika. Senin için nasıldı peki? Ben de çok heyecanlandım ilk duyduğumda. Çünkü Ümit Ünal benim çalıştığım ilk kişi. Onun yazıp yönettiği Çıplak Gerçek dizisinde başlamıştım ben oyunculuğa. Çok heyecan verici, dönem işi de çok keyifli bir şey, fikren bile sadece. Alışılmışın dışında bir şey, 80'lerde geçen bir işin komedi olması ve böyle toplumsal bir sıcaklığının olması. Genelde hafızalarda hep daha böyle sert olaylar evet, var. Evet. Kadro da çok heyecan verici tabii ki. Ben böyle işte kalabalık kumpanya işlerini de seviyorum. Seyretmeyi de seviyorum. Oynamayı da seviyorum. O yüzden güzel bir deneyim oldu. Harika. Peki birçok farklı hikaye var ve kesişiyor okuduğum kadarıyla. Çok da aslında dinamik bir film bekliyor bizi bence. Biraz da Fırat ve Ceren'den bahsedelim mi? Nasıl bir ilişkileri var? Zorlanma aşamasını nasıl atlattınız o kardeşlikten sevgililere geçerken neler yaşadınız? Onları da duymak isterim sizden. Yani girdi. Son aslama. Fırat'tan bahsedeyim çok hızlı hemen. Fırat bir sinema çalışanı, reji. İkinci yönetmenlik yapıyor ve oradan kendini ispat etmeye çalışan bir çocuk. Ama aynı zamanda da biraz bohem, savruk biri olduğunu anlıyoruz biz hikayeden de. Ve Ceren'le birlikte bir geçmişleri var. Bir ayrılık olmuş. Bu hikayede yaşanan problem bir anda Fırat için Ceren'i tekrar elde etmenin bir fırsatına dönüşüyor. Bu fikirle Ceren'in kapısında bitiyor. O kadarını da anlatmayayım diye. Aslında hikayenin merkezinde bir tutuklanma olayı varken biz de yanda o tekrar karşılaşmanın bütün duygusal şeyini iyisiyle kötüsüyle yaşıyoruz. Ceren de sinema sektöründe. O da çeviri yapıyor. Herhalde Fırat'a göre daha sorumluluk sahibi gözüktüğünü düşünebiliriz. Hep böyle bir genel olarak bizde eskiye özlem vardır ya. Oraya dönmek kısa süreliğine de olsa nasıl hissettirdi ve siz hani bu zamanın insanı değilimcilerden misiniz? Onu da sormak istiyorum. Yani oyunculuğun nimetlerinden biri heyecan verici bir şey tabii ki.
Ama ben şahsen öyle bir olduğum zamandan çok şikayetçiyim. Çünkü her dönemin kendi zorlukları var yani. Öyle seven bir insanım ama çok fazla dönem içinde oynamayı da isterim. Yani deneyimlemek farklı yılları istediğim bir şey. Harika. Ya ben 83 doğumluyum. Evet. Hani 80'lerin sonu, 90'ların başı bir şekilde hafızalarımda hala var. Evet, fark olduğunu düşünüyorum. İnsan ilişkileri, çevre, her anlamda bir dönüşüm var. Ama tabii ki bu kadar geçmişe öykünmek de kendi içindeki dönemi anlamamaktan kaynaklanabilir diye düşünüyorum. Hani burada böyle bir ikilem var. Hani geçmişe öykünmek ve buradaki dönemi sürekli oraya benzeterek kıyaslamak doğru değil. Yani bu anın, bu dönemin tadını çıkarmak, anlamak gerekiyor sanıyorum. Peki ben işte oyuncuların sizin röportajlarınızı okurken kimi röportajda şeye rastladım. İşte Kerem Aya'nın oyuncuyu daha böyle bir rahat bir çalışma ortamı sağladığını okudum. Bunu biraz da açabilir miyiz? Son dönemde de çok duyuyoruz. Yani oyuncuya bir alan sağlamak, bir alan açmak. Bunu yönetmen ve oyuncu nasıl bir ilişki içerisinde gerçekleştiriyor? Oyuncuya alan tanımak ne demek? Bunları da biraz sizden duymak isterim. Yani gergin biri değildi sette ilk başta. O zaten bir rahatlık ve bir konfor getiriyor. Çünkü stresli bir şey bir film çekmek. Evet. Tam tersi de olabilir. Benim o da anlayışla karşıladığım bir şeydir ama tabii hani onun ekibine güveni muhtemelen uzun yıllardır festivalde yönettiği için hem ekibine büyük bir güveni vardı hem de büyük bir şevkle geliyordu sete. Senaryo itibariyle de oyuncu performansını rahat bırakacağı bir durum olduğu söylenebilir. Çünkü her karakterin ne yaptığı çok belli. Yani çok psikolojik bir film değil. O yüzden çerçevesi çok belliydi. Daha çok ilişkiler üzerine konuştuk. Yani o doz ne istiyor, hani o ilişki nereden nereye evrilecek ve ne noktada evrilecek. Bununla ilgili kafasındaki her şey netti. O yüzden de bence evet, rahat çalıştık. Harika. Çok temiz bir iş oldu. Evet. Evet. Sıcak dışında. Pardon, çok sıcaktı yani. Yazın, evet. Berbat. Ya tabii Kerem'in karakteri bu anlamda çok ön plandaydı. Bir de çoğumuzun birbirimizi tanıyor olması da bence bu da etkendi. Ama genel olarak sorduğun soruya yanıt vermek gerekirse yönetmenler bazen o dediği gibi, Nazlı'nın da bahsettiği gibi gergin olabiliyor setler. Özellikle bağımsız işlerde de bu olabiliyor. Oyuncuya alan açmak, yönetmen kendi istediğini aldıktan sonra oyuncuya da burada sen ne hissediyorsun? Bunu da senden, bu hikayeyi ben yönlendirmeden senden de dinlemek istiyorum dediği zaman bizim için o zaman biraz daha altın bir fırsat doğuyor. Kerem'le de olan ilişkimizde şey deme lüksümüz vardı. Kerem ya benim ne olur içime sinmedi. Bırak ben bir de saçmalayayım şurada. Nazlı idare et beni. Bir de bir saniye de benim için alabilir miyiz arkadaşlar? Ne olur daha rahat hissedeceğim bir şey çekelim. Bu lüksümüz vardı. Harika. Bunu sinema filmlerinde bu lüksünüz olabiliyor ama dizilerde o tempodan dolayı çok fazla alan kaplamak istemiyorsunuz. İşimi herkesin okey dediği noktada yapayım. Devam edelim. Bir dahaki saniye geçelim olur. Evet, bu da yapımın da tabii yarattığı bir konfor alanı var. Çünkü sinema filmlerinde de çok sıkışık olabiliyor. Evet, olabiliyor. Bizim işlerde şimdi zaman çok büyük bir sorun. Evet. Geçmişe dönüp baktığımızda bir böyle Türk sinemasından veya Türk dizi karakterlerini böyle göz önüne aldığımızda kimi karakterini oynamak isterdiniz? Onu sorayım. Türk dizi tarihine baktığımızda veya Yeşilçam'a veya sinemaya hangi karakterle kendinizi özdeşleştiriyorsunuz? Böyle ilk sorduğunda aklıma bir isim geldi. Ben Turist Ömer oynamak isterdim. Harika. Buradan bin selam olsun. Evet. Yani o müthiş oynaması çok kesinlikle keyifli bir karakter olurdu. Kesinlikle. Ben Asiye Nasıl Kurtulur'da Müjdar'ın rolünü oynamak isterdim. Çok severim de o filmi. Çok iyi. Dizide de ikinci bardağın Nurgül Yeşilçay karakterini oynamak isterdim. Kesinlikle. Dizi hakkımız var mıydı? Var. Ya şaka yapıyorum. Gelmez ki hakkımız. Peki. Şimdi biraz da filmden çıkıp siz neler yapıyorsunuz? Çünkü ikinizin de ayrı ayrı alanlarda kendini gösterdiği projeler var. Nazlı senden başlayalım mı? Sen sahneyi de çok seviyorsun. Evet. Kendimi gerçekten hani hissedebildiğim, yaşadığımı hissedebildiğim bir alan diyorsun sahne için. Senin tiyatroya dair projelerin var mı? Veya Centilmen'i de sormak istiyorum. Netflix'te yakında yayınlanacak.
Farklı projelerden de bahsederek başlayabiliriz. Evet, tiyatro ben en son Krallıyır'da oynadım. İşte 4 sene kadar sürdü. Şimdi tekrar bir şey olmaya başladım, istiyorum sahne. Çünkü ondan önce de Köprü'den Görünüş vardı. Yani ben hep sahnedeyim, belki 10 seneye yakın bir zamandır. Var bir tiyatro fikrim ama daha böyle her çerçevesi netleşmedi. O konuştuğum bir şeyler var. Sezon umarım sahnede olacağım. Gentleman güzel bir süreçti. Piyano çalmayı öğrendim birazcık rol için. Çok keyifliydi benim için. Güzel bir setti. Çok gerçekten sevdiğim bir senaryoydu. Deniz Madanoğlu yazdı. Keyifli çalıştım. Çok keyif çalıştım. Partnerlerimle çok şanslıydım. Yönetmenimle çok şanslıydım. Çok hoş bir süreçti. Ben de merakla bekliyorum. Harika. Peki yine böyle televizyona bir dönüş istiyor musun? Yoksa yine dijital platformlarda bir şeyler yaparım mı diyorsun? Var mı kafanda öyle şeyler? Aslında her ikisi için de görüştüğüm projeler var. İkisi de farklı şekillerde heyecan verici. Televizyonda da bazen çok daha heyecan verici şeyler çıkabiliyor. O biraz bence iç içe girmeye başladı. Dijital ilk çıktığında daha farklıydı ama şimdi televizyonda çok heyecan verici bir şey çıkabiliyor. Takmışsa olarak çakışmadığı sürece ikisi de eşit oranda heyecanlandırabiliyor bazen. Ama evet, ikisi için de görüştüğüm şeyler var şimdi. Harika. Peki Sıcak Kafa, Ölümlü Dünya, benim ilk aklıma gelen projeler. Onlar hakkında da sizden bilgi almak istiyorum. Yani Sıcak Kafa'nın devamı gelmeyecek diye okuduk biz Şevket Çoruk'un tweetinden. Maalesef hepimiz öyle öğrendik. Evet. Neden devamı gelmeyecek? Onun hakkında bir bilginiz var mıdır? Yani benim elime geçen resmi somut bir bilgi yok ama galiba izlenme oranlarıyla ilgili diye bir açıklama yapılmış da ben bunu sokakta hiç böyle yansımıyor bana, bilmiyorum. Kesinlikle, gerçekten evet. Bilmiyorum. Yani herkesin çokça izlediğini, çokça keyif aldığını, çok beğendiğini, geçen not aldığını bildiğim bir iş. Bilmiyorum, belki bütçesi çok yüksek bir işti. Belki onunla doğru orantılı olabilir. Tam olarak ben hakim değilim, bilmiyorum sebebini. Peki. Üzüldüm, çok üzüldüm. Evet. Çok çok heyecanla hem hikayeye, hem hikayenin söylediği şeye, hem duruşuna, hem oynadığım role çok büyük bir heyecanla, tutkuyla sarıldım. Gerçekten çok üzüldüm. Peki Ölümlü Dünya ne zaman sete çıkıyor? Ona da çok sevindim. Evet. Hemen arkasından iyi ve kötü ve iyi haberler. Ölümlü Dünya'da her şey yolunda giderse Mayıs'ın sonunda başlıyoruz. Harika. Hatta bir kostüm provası falan da yaptık. Böyle aynı de. Kadro. Aynı kadro. Hatta eklenen çok güzel iki isim eksilen olacak. Eksilen olmasın da. Yok, eksi yok. Süper. Çok güzelsin. Şimdi kim olduklarını ben de bilmiyorum ama ismini de şimdi vermeyeceğim. Değişir falan senaryo sürecinde. Alamam böyle bir riski ama çok güzel iki yeni karakter geliyor ve hani fantastik komikler. Oh, ben heyecanla bekliyorum. Aklımda bir isimler var. Bunu şu oynar, bunu bu oynar falan diye ama bakalım ne çıkacak. Çok heyecanlı. Biz de heyecanla bekliyoruz. Peki son olarak da sektörünüzdeki en efsane balonu soracağım size. Oyuncular şunu şöyle söylüyor ama bu aslında öyle bir şey yok dediğiniz bir efsane var mı? Bir balon var mı? Oyuncular onu öyle diyor da. Yani insanlardan gelen bu kadar şeyi nasıl ezberliyorsunuz var mı? Oyunculardan değil mi? Güzel, bunu açıklanabilir bir şey değil ama o zor bir şey değil. Düşüneyim. Siz seyirci tarafından aslında. Evet. Ben araya bir şey ekleyeyim. Tabii, tabii. Balon değil mi? Yalan, abartılan bir şeyden bahsediyoruz. Aynen öyle. Şey vardı mesela, ne bileyim, rolden çıkamadı. Ha evet ya. Rolden çıkamadı. Yok yani. Yani o bizim işimiz. Çıkılıyor. Tabii ki de çıkıyor. Yani çok girmen lazım. Ya şey olur tabii ki mesela iki ay atıyorum bir filmdesin ve ağırlıklı bir karakterdesin. Ya da işte uzun soluklu bir dizidesin ve çok fazla mesaini onunla harcıyorsun ve dramatik olarak zor şeyler yaşayan bir karakter. Onun bir tortusu, ağırlığı kalabilir ama bir de eğitimde buna dayanıyor işte. Onu bırakabilmek, şey yapmak ya da farkında olabilmek, bunu nasıl atlatacağını kendine sormak, sorgulamak. Yoksa öyle bir çıkamıyorum kadar öyle üst bir şey olamaz. Rolün zorluğu ile yorgunluğu aynı ölçüde oluyor. Peki şimdi bir son soru daha ekleyeyim. Şimdi son dönemde komedi dalında birçok şey izlemeye başladık. İşte dijital platformda, Türk televizyonlarında çok göremiyoruz belki ama hem sinemada hem de dijital platformlarda gerçekten yoğunluğunu hissediyoruz son dönemde. Sizin böyle kaçırmadan izlediğiniz, çok severek takip ettiğiniz işler var mı? Türkiye'den mi olması gerekiyor? Yok.
genel olarak. Ben şimdi Rain Dogs izliyorum. Hı-hı. Bayıldım yani, gerçekten inanılmaz. Bu komedi, evet. Yani dramedi diyebileceğimiz tam şeyi. HBO'da, Blue'da gösteriliyor. Komedi olarak bu. Türkiye'den hiç aklınıza geldi mi? Mesela bu sorunun cevabı genelde gibi oldu. Bende o var. Şu an onu düşünüyordum. Yalan değil, gerçekten gibi var. Ben gibiyi çok seviyorum. Her bölümlerini heyecanla bekliyorum. Bazı bölümleri beğenmiyorum açıkçası. Yani bazı bölümleri beni yoruyor izlerken. Ama bazı bölümleri de çok keyifli oluyor benim için. Hem Feyyaz'la da bir galiba gönül birlikteliğim olduğu için. Feyyaz gerçekten çok komikti. Yaptığı tercihler falan, hani bütün ekibin takip ediyorum. Çok beğeniyorum. Ben Peaky Blinders'ı çok severek izledim. Hı-hı. Son sezona kadar. Son sezonda yoruldum artık karakterlerden. Hani yeni bir sürpriz gelmiyor. Hani uzatıldığı hissiyatına kapılıyorsun. Hatta son iki sezonda belki. O biraz hani popüler olan işlerde, dünya çapında. Artık o son sezonlar birazcık uzadıkça onu hissediyorsun. Başka kaygılarla yazıldığını. Ama Peaky Blinders'ı çok severek izledim ben. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben güzel sohbetiniz için. Biz Oregon'u sabırsızlıkla bekliyoruz. Bol gişesi olsun diyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Nazlı Bulun ve Özgür Emre Yıldırım bizimleydi. Bundan sonraki programlara kadar hoşçakalın.